Dün herkes telefon etti. Filiz, Hülya, Türkan hepsi arka arkaya telefon ettiler. Doğum günümü kutladılar. Çok mutlu oldum. 2022 büyük kayıpların yaşandığı bir sene oldu. Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi Yeşilçam'ın dev isimleri dahil çok sayıda ünlü sanatçıyı ebediyete uğurladık. Sen ölmedin ki, ölemezsin ki. 1970 Mersin doğumlu Ayberk Pekcan son dönemin en başarılı oyuncularından biriydi. 90'ların sonunda dizilerle kariyerine başladı. Kurtlar Vadisi, Yaprak Dökümü, Ihlamurlar Altında gibi dizilerle tanındı. 2010 tarihli Saç adlı filmle çok sayıda ödül kazandı. 2014'te Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu yapımında da yer aldı. Ayberk Pekcan'ın son filmi 2022'de vizyona giren Dilberay'dı. Ünlü şarkıcının babasını canlandırdı. Ancak filmin vizyona girmesine çok kısa bir süre kala hayat ona acı bir sürpriz yaptı. Ekim 2021'de şiddetli sırt ağrısı nedeniyle gittiği hastanede ünlü oyuncuya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Maalesef hastalık ilerlemişti. Tedaviler sonuç vermedi. Son filminin vizyon tarihinden 10 gün önce 24 Ocak 2022'de 51 yaşında memleketi Mersin'de vefat etti. Aynı gün Türkiye dev bir ismi daha kaybetti. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasının mavi gözlü güzeli Fatma Girik'i. 12 Aralık 1942'de İstanbul'da işçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi Fatma Girik. 14 yaşına geldiğinde bir gazetede işçi olan ve filmlerde figüranlık da yapan komşuları annesiyle onu film setine götürdü. Amaç figüran olarak onların da birkaç kuruş para kazanmasıydı. Atıf Yılmaz ve Osman Seden'in beğenmediği Fatma Girik çok geçmeden Memduhü'nün dikkatini çeker. Filmlerinde rol almaya başlar. Sadece salon filmlerinde oynamadı Fatma Girik. Kah Anadolu'nun cefakar bir kadınını, kah çocukları için büyük şehirlerde tutunmaya çalışan emekçi bir kadını oynadı. 90'lı yıllar belediye başkanlığı ve Söz Fato'da programıyla oldukça hızlı geçti Fatma Girik için. 2000'lerin başında dizilerle tekrar ekrana döndü. 8 yapımda yer aldı. Sağlık sorunları giderek artan Fatma Girik en son 2021'in 31 Aralık'ında tedavi gördüğü hastanede böyle görüntülendi. Artık günleri sayılıydı. İstanbul'da COVID'e bağlı zatüre tedavisi görüyordu. 24 Ocak 2022'de çoklu organ yetmezliğinden 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından hayat arkadaşı Memduhü'nün de defnedildiği Bodrum Torba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ayten Erman 26 Kasım 1935'te İstanbul Yeşilköy'de doğdu. Ayşen Guruda ve Ayten Erman'ın ablasıydı. Daha çok Yeşilçam komedilerinde kendine yer buldu Ayten Erman. Genellikle evde kalmış ve büyük bir aşkla kendisiyle evlenecek Beyaz Atlı Prens'i bekleyen kız kurularını canlandırırdı. 90'larda sevilen dizilerin sempatik yüzlerinden biri oldu. Oyuncu Şemsi İnkaya ile evlenip boşanan Ayten Erman'ın bu birliktelikten bir oğlu oldu. Artık yaşlanan Ayten Erman da birçok Yeşilçam emekçisi gibi yıllarca sigortasız çalıştırılmıştı. Emekli bile olamıyordu. 86 yaşında sanatçı yaşam evinde kalan Ayten Erman da dünyayı sarsan ve milyonlarca can alan salgının kurbanlarından biri oldu. 24 Şubat 2022'de hayatını kaybetti. Üsküdar Şakir'in camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Doğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971'de Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. 1990'ların sonunda televizyonlarda görünmeye başladı. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Üvey Baba, Ekmek Teknesi gibi dizilerde oynadı. 2009 yılında Kolpaçino'da canlandırdığı Kabadayı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazındı. Hanımefendi, lütfen yatar mısınız? İyi geceler. Tiyatro ve oyunculuk çalışmalarına devam eden Hüseyin Elmalıpınar'dan da kötü haber geldi. İstanbul Şişli'de oturan ünlü oyuncu mahallede yürürken rağatsızlandı, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. 3 Mart 2022'de 51 yaşında hayata veda etti. Her delikanlının bir gelişi vardır.
Akrep Nalan adıyla bilinen ünlü şarkıcı Füsun Nalan Açın da 2022'de aramızdan ayrıldı. Nisan 1954'te Ankara'da doğdu. Bir dönem fabrikalarda muhasebecilik yaptı. Ardından tiyatroya geçti, eğlence mekanlarında sahne almaya başladı. 1978'de ilk defa oynadığı at yarışlarından altılıyı tutturdu. Oynadığı atlardan birinin adı Akrep'ti. Arkadaşları ona Akrep Nalan adını taktı. O da zamanla bunu sahne adı olarak kullandı. 80'lerde hem Akdeniz'de hem İstanbul'da çok sayıda gece kulübünde sahne aldı. 90'larda pop müzik rüzgarına kapıldı. 1991'de ilk kaseti Dağ Çiçeği'ni, 1994'te ise Zil Zurna Sevdaları çıkardı. Dönemin sevilen isimlerinden biri oldu. Çok sayıda dizide oynadı. Son yıllar Bodrum'da münzevi bir hayatı seçen Akrep Nalan, 4 Mart 2022'de solunum yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Torba mezarlığına defnedildi. Tüm mirasını Nesin Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı. Ocak 1939, Kırklareli doğumlu Kadir Kök, Yeşilçam'ın son emektarlarından biriydi. Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinde yediği dayaklarla ünlendi. 30 Nisan 2022'de kalp yetmezliği nedeniyle 83 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Uzun yıllar yaşadığı Gebze'ye defnedildi. Gerçek ismi Fahrettin Cürekli Batır'dı. 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde kerpiç bir evde doğdu. Açlık ve yoksullukla geçti çocukluğu. 13 kardeşin sadece 3'ü hayatta kaldı. O yoksulluğa rağmen babası onu okuttu. İstanbul Tıp Fakültesini kazandı, 1961'de de mezun oldu. Doktor olarak Anadolu'ya gitti Fahrettin Cürekli Batır. 1963'te katıldığı Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Ardından Gurbet Kuşları filminde oynadı, ismi de değiştirildi. Cüneyt Arkın sadece Türkiye'de değil, komşu ülkelere satılan filmleri sayesinde yurt dışında da şöhret oldu. 70'li yıllarda çok sayıda filmde oynayan ve Kara Murat'la Malkoçoğlu efsanesini devam ettiren Cüneyt Arkın, 90'lı yıllarda polisiye dizilerle kariyerine devam etti Cüneyt Arkın. 2021 yılına kadar dizilerde oynamaya devam eden Cüneyt Arkın, hatta Ocak ayında vefat eden Fatma Girik için ağlayarak "Bekle Fatma, geliyorum." demişti. İçim yanıyor, içim. Fatma bekle beni orada. Bekle, geliyorum. Bu sözleri söyledikten yaklaşık 5 ay sonra Cüneyt Arkın da bu dünyadaki hikayesini tamamladı. 85 yaşında İstanbul'da kalp krizi geçirip hayata veda etti. Binlerce kişinin katıldığı Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze namazının ardından vasiyetinde istediği gibi anne babasının yanına Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Birbirimizi severim. Bakın o zaman hayatta, dünyada o kadar güzel olacak ki tadına doyamayacağız. 2022 yılı müzik dünyasını yasa boğdu. 1955 Bursa doğumlu İlhan İrem, 70'li ve 80'li yılların efsane müzisyenlerinden biriydi. Ününü 90'larda da sürdürdü. Sonra daha münzevi, daha yalnız bir hayatı tercih etti. 28 Temmuz 2022 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 67 yaşında vefat etti. Aşiyan mezarlığında toprağa verildi. 1935 İzmir doğumlu Rıza Pekkutsal, Yeşilçam'ın en renkli yüzlerindendi. Hem usta bir tiyatrocu hem de müzisyen olan Rıza Pekkutsal, Kemal Sunal filmlerindeki uyanık karakterle tanındı. 16 Ağustos 2022'de uzun seneler sonra döndüğü İzmir'de 87 yaşında vefat etti. Buca Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1955 Ankara doğumlu Ahmet Civan Canova'da ani ölümüyle sevenlerini üzdü. Babasından boşanan annesi Kartal Tibet'le evlendi. Usta oyuncunun üvey oğluydu. Çok sayıda tiyatro oyununda yer aldıktan sonra Yılmaz Güney'in Arkadaş filmiyle sinemaya adım attı. Ardından birçok yapımda yer aldı. Akciğer kanseri tedavisi gören Civan Canova, 20 Ağustos 2022'de İstanbul'da 67 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 1925 İstanbul doğumlu Halit Kıvanç, birçok kuşağa hitap eden ünlü bir sunucu ve gazeteciydi. Tek kanallı dönemlerin en şöhretli simalarından biriydi. Son yıllara kadar da medyada yer almaya devam etti. Hikayesi 97 yaşında 25 Ekim 2022'de İstanbul'da sona erdi.
şanına yakışır bir cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 2022 yılının en büyük kayıplarından birisi de Sağlam Yapımlar'ın usta oyuncusu Rıza Akın oldu. Kökenleri Erzincan'a dayanıyordu ama 1957'de Adana'da doğdu. Tiyatro için genç yaşta Ankara'ya taşındı. Bir süre gazetecilik yaptı. Rıza, Süt, Tatil Kitabı, Neşeli Hayat, Gözetleme Kulesi gibi çok sayıda film ve dizide oynadı. Son yapımı 2022 tarihli Ker filmiydi. 2019'da Japon sevgilisiyle evlenen usta oyuncu, 2 Kasım 2022'de beyin kanaması geçirip 67 yaşında yaşamını yitirdi. Adana Yüreğir Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kasım 1962 doğumlu Billur Kalkavan, hüzünlü bir sonla hayata veda etti. Çocuk yaşta Yeşilçam filmlerinde oynadı. Dizilerde yer aldı, sunuculuk yaptı. Uzun yıllar medyada boy gösteren popüler bir isimdi. 2022 yılında akciğer kanserine yakalandığı haberi geldi. Ancak tedavi için çok geç kalmıştı. 15 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Daha 59 yaşındaydı. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 1943 Bursa doğumlu Güzin Çorağan, Yeşilçam'ın renkli oyuncularından biriydi. Tayfun Çorağan'la evli olan usta oyuncu, Bizimkiler dizisiyle senelerce evlerimize konuk oldu. Son yıllarını geçirdiği Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 27 Kasım 2022 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti, orada toprağa verildi. 1952 İzmir doğumlu Pakize Suda bir dönemin en popüler yazar ve oyuncularından biriydi. Son yıllarda demans hastalığına yakalandı. Fethiye'de özel bir bakım evine yerleşti. Çoğu zaman kimseyi tanımıyordu. 21 Aralık 2022'de beynine atan pıhtı nedeniyle 70 yaşında dramatik bir şekilde hayatını kaybetti.